Yeşil yeşil. Herkese merhaba. Dünden bugüne programında yine her zaman olduğu gibi çok özel isimlerle sizlerle beraber oluyoruz. Ve bugünkü stüdyo konuğum oyunculuğuyla kendine hayran bırakan ve muhteşem yorumuyla gönüllere taht kuran Türk musikisinin ve Türk tasavvuf musikisinin duayeni Ahmet Hasan bizlerle. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhaba. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şükür kavuşturana. Elhamdülillah. Aylardır görüşüyoruz. Buluşalım diye bugüne kısmet oldu. Nasıl sağlığınız saati? Elhamdülillah. İyi misiniz? Elhamdülillah. İyi, maşallah. Bir şikayetimiz yok. Teşekkür maşallah. Ederim. Programımız dünden bugüne. Biz de dedik ki dünden bugüne Ahmet Özsan'ı biraz konuşalım. Peki. Hatta hep derler ya çocukluğunuza inelim diye. Bizimki de öyle olacak. Evet. Aslen Şanlıurfalısınız ama baba polis doğumluyum. Memuru doğumlusunuz. Doğumluyum. Ama baba polis memuru olunca çok memleketiniz var. Evet. Memur çocuğu olmanın getirdiği şartlar itibariyle yani 200 senede bir, 1-2 senede bir bazen ayrı yerlere göçtük. Yani biz de Orta Asya'dan beri göçüyoruz. Geziyorsunuz. Orta Asya'dan Anadolu'ya göçtük işte hep beraber Türk boyları olarak. Sonra biz Karaman, Konya mevkiinden Rumeli'ye tekrar göçmüşüz. Rumeli'de epey kaldıktan sonra 3-4 asır. Sonra tekrar Anadolu'ya oradaki topraklar siyasi olarak bizim elimizden çıkınca dedem tekrar Anadolu'ya gelmiş. Bu sefer Eskişehir'e yerleşmişler. Efendim reçber bir aile. Toprakla uğraşan bir aile. Orada Karadere köyü, bizim köyümüz. Babam orada doğmuş, Eskişehir'de doğmuş. Sonra babam polis enstitüsüne girmiş. Oradan mezun olduktan sonra da mesleğe atılmış. Herkes bir yerde dünyaya gelmiş kardeşler. O şekilde bir gezgin halimiz vardır. Aslında renkli bir çocukluk geçirmişsiniz o halde. Vallahi çocukluğun bu çok yer değiştirmesinde hafif bir dram da vardır. Öyle mi? Tabii. Çünkü çocuklar nefisleri çok ileride olan yaratıklar olduğu için paylaşmayı güç becerirler. O zaman ben çok kısa zamanlarda yeni ortamlara gidip o çocuklara kendimi kabul ettirmek, onlarla hayatı ve oyuncakları, oynayacağımız şeyleri, topu paylaşabilmek için bayağı sıkıntılar çektim tabii yani. Her tarafın yabancısıydım. Doğru. Sonradan geleniydim. Onlar o mahallede doğmuş, büyümüş insanlardı. Bir taraftan çok yer görmek güzel bir şeydir ama bir taraftan da böyle bir sosyolojik zorlukları vardır. Tabii onun psikolojiye de etki eden yönleri vardır. Kendini kabullendirme çabası mı diyelim ona? Hani çocuklar arasında oluyor tabii, ya öyle. Tabii. Dışarıdan geldi, tabii. Nereden geldi, aramıza karıştı gibi. Yani. Geceleri kalbindeki acıları. Peki müzik hayatınızda nasıl oldu Ahmet Bey? Müzik nasıl hayatı, bir yer buldu? Yani ben kendimi bildim bilir diye bir laf vardır ama evet. Ben kendimi bilmediğimden beri müzikle iç içe olduğumu ailem bana anlatmıştır, söylemiştir. Yani kendimi yeteri kadar hatırlamadığım zamanlardan beri radyolarda duyduğum şeyleri kulağımda kaldığı kadarıyla devamlı söylermişim. Sonra kendimi bildiğim dönemler itibariyle takip etmeye başladım. Seviyordum çünkü becerebiliyordum. Kolay şarkı ezberliyordunuz. Becerebiliyordum çünkü seviyordum. İkisi birbirini fevkalade besleyen duygular. Netice itibariyle ağzında hep şarkı türkü olan bir çocukluk yaşadım. Sonra artık bir branşlaşma söz konusu olacak döneme gelince ailemle baktılar yani benden mühendis mi olur doktor mu olur baktılar ki bundan bir şey olmaz. Bundan olsa olsa şarkıcı olur diye beni konservatuara verdiler. O şekilde başladı. Eş zamanlı Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne evet. Sizin de üyesi olduğunuz cemiyete ne güzel sizinle orada intisap tanışmak. Ettim 1967 senesinde. Eş zamanlı konservatuar. O şekilde beraber hayat devam ederken her şey birbirinin içinden doğaçlama olarak çıktı ve bugünlere kadar geldi. Duydum ki unutmuşsun. Müzik Allah'ın lütfu olmuş zaten size. Sesiniz de öyle.
müzik benim işim, aşım, aşkım, her şey. Hı hı. Yani müzikten başka bir şeyim olmadı benim. İlk ezberlediğiniz şarkıyı hatırlıyor musunuz Ahmet Bey? Hatırlamıyorum. Hatırlamadığım zamanlarda ezberlediğim şarkıyı söyleyeyim. Ayrılık yaman kelime, benzetmek azdır zulüme. Kim uğrarsa bu sülüme dermişim. Tam da anlatamazmışım lafları falan. Saadet'in kaynağı bir Segah şarkısı. Ama ben hatırlamıyorum onu söylediğim zamanı. O zamandan beri devam eden bir serüven. Efendim bir de tevazu sahibidir Ahmet Bey. Kendisini sanatçı değil, yorumcu olarak nitelendiriyor. Yani sanatçıyla yorumcuyu ayırmayı severim doğrusu. Sanatçılık çok başka özellikleri de içinde barındıran bir bediyatı içinde barındıran bir kavram olsa gerek. Benim o kadar kreatif şeylerle meşguliyetimden ziyade var olanı yorumlayarak hem kendim zevk almak hem de insanlara o zevki taşımak gibi bir zevkim var. Onun için kendimi yorumcu olarak ifade etmeyi seviyorum. Biz de keyifle yorumlarınızı dinliyoruz zaten. Teşekkür ederim. Hüzün zaman zaman. Tamam. Konservatuvardan bahsettiniz az önce. Konservatuvara girişiniz biraz ilginçti diye biliyorum ben. Yanlış mı biliyorum? Yani ilginçti çünkü konjonktör onu ilginç hale soktu. Sokmuş daha doğrusu. Ben farkında değilim. Bizim Mecidiyeköy'deydi konservatuvar binası. İşte bir ilkbahar dönemi veyahut da çok açık bir güzel bir havaydı. Efendim ilkbahar döneminin ilkbaharında başlar olması lazım. Çünkü sömestr başlayacak sonra. Neyse daha önceden benim bir eser hazırlamam söylenmişti. Zekai Dede'nin Hüseyin'i Aşıran şarkısını, Cemal'in Şemine Pervane Gönlüm diye bir Hüseyin'i Aşıran şarkı varmış. Onu bana Recep Birgit büyüğümüz notasını getirmişti. Ben çünkü ortaokuldayken bandoda çalıştığım için, kornet çaldığım için notayı falan biliyordum konservatuara başladığım zaman. Yabancısı değildim yani. İşte bir nota getirmişti Recep Birgit rahmetli. Onu beraber geçmiştik. Bunu oku, sana bir eser oku dedikleri zaman demişti. İşte girdik, tanımıyorum bir hoca hanım piyanonun başında. Sonradan Süheyla 64, yani hocaların hocası. Evet. Bizim tarihi bir simamızdır. Allah selamet versin, sevgili hocamızla ilişki içerisinde olmaya gayret ediyoruz. O kulak ve ses alıştırması, imtihanını daha doğrusu, kontrolünü yaptıktan sonra işte jüri heyeti var. Jüriyi de ben yeteri kadar tanımıyorum o günler içerisinde ama işte Münir Bey'i, Nevzat Atlı Bey'i, hocamı, Layika Hanım'ı, Layika Karabey'i gibi böyle hakikaten çok önemli, sonra da benim hocam olacak olan kişiler. Efendim bir şey oku dediler. Ben de başladım. Cemal'in Şemine Fermanı Gönlüm diye. Çok, yani 17 yaşındayım. Sapsarı incecik bir çocuk yani. Olsa olsa bu. Yani ben pek Türkiye benzetmezlerdi beni. Bu İtalyan mı İngiliz mi de falan diye bakarlardı. Hakikaten yollarda bana yabancı olarak yol soranlar falan olmuştur. Neyse. Böyle yapınca tabii dikkatlerini çekti birdenbire. Oğlum ne bu? İn midir, cin midir, bu nereden çıktı diye. Bu kadar aksi amel olmasının sebebi benden önce gelen bir şarkı oku dedikleri zaman Samanyolu'nu okumuş. Bir şarkısın sen ömür boyu. Aradaki kontrasttan dolayı bir de bir tipimden dolayı böyle hoş olduydu. Evet o şekilde bir giriş imtihanı olmuştu. Elbet bir gün. Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne de sahne almış mıydınız o dönemde öğrenciyken? Tabii. Yani aynı dönemde Recep Bey bir pusula yazmıştı. Ondan sonra Emin Ongan'a yolladı beni. Üsküdar Musiki Cemiyeti'ne yani. Gittim verdim dedi böyle peki dedi buyur dedi falan filan. Şöyle bir dinledim enledi. Sonra onun Gözbebeği talebelerinden biri olmuştum. Çok sevmişti beni. Biz de onu hala gönlümüzde aynı tazelikle seviyoruz. Her an rahmet okuyoruz. Çok büyük bir hoca. Büyük bir müzisyen, büyük bir bestekar,
Ama bütün hepsinin fevkinde, hepsinde en üst seviyede olmakla beraber hepsinin fevkinde muhteşem bir öğreticiydi. Bütün ses sanatçılarının okuluydu diyebilir miyiz Üsküdar Musiki Cemiyeti için aslında? Eksik olur saz sanatçılarında. Saz sanatçılarında doğru. Ses ve saz. Bakın emin olun. Ben meslek hayatımda işte 68 senesinde profesyonel oldum, sahneye çıktım. Evet. Yani konservatuar birinci sınıftayken sahnelere çıktım ben yani ki konservatuar camiasında pek kabul gören bir iş değildir. Hocalar falan biraz piyasacı mı olacaksın diye endişe etmişlerdi. Şarkıları bir de bozarak okuyorlar diye değil mi piyasada olunca? Ondan sonra evet piyasanın kendine göre bir takım şartları var tabii falan. Ama onların koktuğu olmadı hocalarımın yani ben her zaman onların eğitimine sadık kaldım. Kalmaya çalıştım en azından. Çok genç yaşta başladığım için sanat hayatımın genç yıllarından itibaren Türkiye'yi çok iyi dolaştım, gezdim, bilirim. Hiçbir yer rastlamadım ki orada saz çalan veya okuyan veya orayı yöneten birisi bir dernek olsun, bir Anadolu'daki bir konservatuar olsun, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden feyiz almamış olsun. Hiç rastlamadım. Değil mi? Yani. Ucundan kıyısından herkes %99 var. Mutlaka evet. Hocanın işte böyle bir velut yani yetiştirici, doğurgan, besleyici bir hocaydı. Büyük feyiz kaynağıydı. Allah nurunu ziyade etsin hocamız. Darbın ayrılmayalım diye koştum sana. Ama Ahmet Bey siz ondan sonra da kopmadınız. Ahde vefa sahibisiniz ve gerçekten evet. Bu takdire şayan. Rahmetli Şeref Çakar döneminde de oradaydınız. Evet. Olması gereken canım öyle çok takdire şayan bir şey değil. Ama herkes ahde vefa göstermiyor yani yok günümüzde. Olması gereken şeyler bunlar. Yani çocuk sayılacağınız yaşlardan itibaren beraber olduğunuz insanlar, bir mekan, oradan vazgeçmek. Hala mı? Geçenlerde, geçtiğimiz yıllarda bana 50. yıl plaketi verdiler. Ne güzel. Cemiyet, Cemal Şey Konser Salonu'nda bir gece yapılmıştı. Ben de sahne aldım. Orada da 50. yıl plaketi verdiler. Yarım asır, kolay değil. Doğru. Güzel şeyler bunlar. Hayatın kariyerleridir bunlar yani. Ben böyle şeylere saygı duyarım. Ve elimden geldiği kadar hala da bugün yani Üsküdar Cemiyet'ten, Üsküdar Musiki Cemiyeti'nden telefon açsalar konser var sana görev veriyoruz deseler esas duruşlu oradayımdır yani. Ne güzel ne mutlu. Bu hep böyledir. Evet rol modelsiniz diyebilirim aslında sizin için. Bilmiyorum vallahi siz öyle derseniz. Gerçekten de öyle. Sizin görüşünüz. Ben kendimi rol model olarak bizce tavsif ederim. Ahmet Özhan rol modeldir. Sağ olun. İyi ki de varsınız. Teşekkür ederim. 17 yaşındaydınız değil mi? Sahneye çıktığınızda ben mi yanlış hatırlıyorum? Doğru doğru. Çok 17, genç yaşta. Yani 17 yaşında Üsküdar Musiki Cemiyeti ve konservatuara başladım. 18 yaşında da sahnedeydim yani. Neler hissetmiştiniz o dönemde? Vallahi heyecanınız nasıldı? Cemiyette keman çalan bir abi vardı. Mehmet Ali Hemenk abimiz, kemani, o da geliyordu cemiyette. Herkes meşk eder hocanın rahle-i tedrisinde. Oradan istifade etmek çok güzel, fevkalade yararlı bir şeydir. O da piyasada çalışan, yani profesyonel bir insan, gayet iyi kemancı. Orada meşklere katılıyor falan. Hocanın da öğretim biçimi koroya başlatır derken sen devam et der. Yani herkesin tetikte olması lazım ve herkesin takip etmesi lazım. Böyle bir dalga geçtiğiniz zaman bir de çok fena refüze ederdi yani. Hiç bakmazdı gözünü yaşına. Sen devam et derdi. Daha ziyade çabuk meşk etmiş ve iyi iş yapabilenleri daha fazla sen devam et, sen devam et derdi. Onlardan biri de bendim. Zaman içinde ben oldum yani. Parmağından işaret eder. Bu sen devam et demektir. Orada koro susar, sen devam edersin şu an. Neresiyse, zeminde, nakaratta veya meyanda fark etmez. Bu şekilde bu kemancı abi benim sesimi duya duya bana bir dedi ki benim eserlerim var dedi, plak yapar mısın dedi. Yaparım dedim ben de. İlk plakımı 17 yaşında yaptım yani. Şey miydi cahil o? Cesareti. Sevda Tüten Gönüller'de evet, oydu Sevda değil mi? Sevda Tüten Gönüller'de. Sabah olmaz diye falan. Sevda tüten gönüllerde. O şekilde bir beraberliğimiz olunca, tanışıklığımız olunca Mehmet Ali abiyle
Bebek Belediye Gazinosu'nda da programa başlayacaklar. Yeni bir program kuruyor. Bebek Belediye Gazinosu o zamana kadar alafranga bir lokaldi. İtalyan orkestralar falan çalar. Orada yemek müziği yapılır falan. Çok üst düzey insanları ağırlayan bir lokaldi. Sonra zaman içerisinde orası Alaturka bir gazino haline gelmeyi hı hı. tercih etmiş. Ama maksim seviyesinde, yani en üst seviyede bir A gazino olarak. Oraya Alaturka program koyuyorlar. Mehmet Ali abi de orada kemani olarak çalışıyor. Ve orada diyorlar ki ya bu tür gazinolarda başta bir şey vardır, üvertür vardır. Hı hı. Türk müziği çıkar söyler falan filan. Bizim öyle de birini düşünmemiz lazım deyince Mehmet Ali abi diyor ki benim bir arkadaşım var. Onu getireyim bir dinleyeyim. Peki diyorlar. Bana telefon açtı. Akşama dedi elbiselerini al. Bebek Belediye Gazinosu'na gel. Sahneye çıkacaksın. Abi hayırdır? Benim de okul konserlerinde giymek için üç düğmeli bir siyah elbisem var. Dedi sahneye çıkacaksın. Ya abi nasıl? Bir dakika falan filan. Benim aklımda ya o kadar çabuk. Nasıl olsa bir gün çıkacağım. Nasıl olsa şöhret olacağım. Bunların hepsini özgüven olarak içimde taşıyorum. Ama daha o sıralar değil yani. Peki dedim ben de. Dedim bir prova yapalım hani birkaç şöyle bir repertuar şey yapalım. Bir abimizin evinde toplandık. Yaptık ettik. O akşam çıktım. Hiç her zaman sanki 10 senedir sahnedeymişim gibi. Kütür kütür okudum indim aşağı. Sonra 1,5 sene falan ben devamlı programlar değişti. Ben değişmedim oranın. Demirbaşı oldum. Emel Sayın'la sahne aldığınız dönem miydi o dönem Ahmet Bey? Evet. Bebek Belediye Gazinosu. Evet Emel Hanım'la... İstanbul'a yeni geliyor olduğu bir dönemmiş. Hı hı. Evet o şekilde profesyonel hayatım başladı. Biraz da şöyle anılarınızı da geçmek istiyorum ama Maxim Gazinosu'nda rahmetli Fahrettin Aslan'la böyle güzel bir anınız var yanlış bilmiyorsam eğer. Nedir o? Ben de bilmiyorum bir işte sizden. Birçok anılarım var da. Birçok anım var da. Tam o zamanlardan birini alayım ben. Şöyle... Bebek Belediye Gazinosu'na çalışıyorum. Aka Gündüz Kurtbay rahmetli, benim çok sevdiğim, saydığım büyük müzisyen. O da SAS heyetinde var. Bir akşam dediler Fahrettin Aslan geliyormuş gazinoya, Behi Aksoy'la beraber. Evliler o zaman. Ona, ama yani benim çok ilgimi çeken bir mesele değil. Gelir de gelir. İşte gazinocular kralıymış falan filan iyi. Geldiler, onlar oturmuşlar. Ben çıktım, gene pıtır pıtır yaptım işimi, indim aşağı. Ertesi akşam Aka abi çağırdı beni. Ahmet dedi, bugün dedi beni Fahrettin Aslan çağırdı. Hayırdır abi? Seni sordu. Kim bu çocuk? Diye. Ben de dedim de işte yani konservatuar talebesi, cemiyetin talebesi. Bizim evladımız yani, aile çocuğu. Bu akşam seni bekliyor yazıhanesinde, dedi. Bebek'te çalışıyoruz biz. Onu da Taksim'de yazıhanesi. Peki dedim. İşim bittikten sonra bindim şeye, Taksim Bebek dolmuşuna. Gittim Taksim'de, indim. Gittim yazıhaneye, tarif ettiydi Ak abi. Fahrettin Aslan'la, Allah rahmet eylesin, saatlerce oturdu benden konuştu. Ağzımdan ne laflar almış. Hiç farkında değilim ben. Allah! Bütün ailemi, sülalemi, onu mu, bunu mu, şunu mu? Efendim yani tanımak istiyor beni tabii yani. Sonra dedi ki sen hemen işi bırakacaksın dedi. Benim de şöyle bir fobim vardı. Fobi. Korku yani. Nedir? Şöhret olurum. Askere giderim. Askerde unutulurum. Ondan sonra... Dedim ki ben dedim 15 gün sonra askere gidiyorum. Kaydımı dondurdum şeyde okulda. Askere gideceğim, erken gideceğim diye. Dedim yani alacağım 15 gün daha yövmiyem var, ona ihtiyacım var falan. İşte kaç para alıyorsun? Şu kadar alıyorum. Al dedi sana 15 günlük. Çıkardı şeyden, çekmeceden verdi parayı. Al dedi, bırak dedi. Dedi ben seni dedi öyle en baştan çıkan üvertür olarak dedi. Bir gün daha fazla orada çalışmana razı değilim. Çünkü ben sana dedi buralarda solist yapacağım dedi. Parayı alınca biz de bıraktık işi tabii. Sonra Fahrettin Aslan'la rahmetli oluncaya kadar baba oğul gibi senelerce beraber olduk.
nice nice sevdiği de oldu, kızdığı da oldu. Hem patron olarak hem de benim iyiliğimi isteyen bir büyük olarak hayatımda çok önemli portrelerden bir tanesi olarak hatıralarımda yaşıyor. Sen neşeden haber ver. Çok güzel isimlerle çalışmışsınız. Taşlık Kazinosu'nda da öyle. Sabiha Gülerman, Müzeyyen Senar. Tabii canım. Çok güzel. Ne güzel anılarınız var onlarla. Ben Münir Bey'le bile aynı sahneye çıktım. Öyle mi? Tabii. Münir Bey Taşlık Gazinosu'ndan bir iki gala yaptı öyle. Bir iki gala yaptı. Öncesinde ben de sahne aldım. Şey zamanlarımda yani delikanlı zamanlarımda. Yani Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, Hamiyet Hanım, Mediha Demirkıran, Sabit Hanım, artık gönül yazarlar falan onlar zaten o gazinoların solistleriydi insanlarıydı. Çok güzel günler geçirdik canım. Yani öyle bir güzel pırıl pırıl en üst seviyedeki lokallerde, en üst seviyedeki kadrolarla geçti sahne hayatı. Üvertür denilen Batı müziği ve Türk müziğinde birileri çıkar falan. Sonra işte bunlar eğlendiricidir, vakit doldurucudur. Efendim sahneyi boş bırakmamaktır. Bir güzel melodiyle insanları efendim meşgul etmektir. Efendim. Sonra yukarıya gittikçe iş ağırlaşmaya başlar. Tabii. Şimdi benim olduğum pozisyon esas müzik dinlenmesi gereken pozisyondur. Erkek solist. Şimdi bir de benim mektepli falan olduğumu duyunca millet bu şekilde değerlendirdiklerinden dolayı beni benden musiki dinlemek isterlerdi. Günün sevilen şarkılarına haptı da hoptu da böyle değil. Ahmet çıktı mı şöyle şimdi doğru dürüst müzik dinleyecek. Kaliteli müzik dinleyecekler. Dinleyeceğiz diye bir beklentileri vardı. Doğru. Var olan repertuarınızı değiştiriyor muydunuz? Oho! Benim her akşam bir repertuarım değişirdi. Ben erken vakitte giderdim gazinoya. Yani böyle programa yakın gitmezdim. Fasıl zamanında giderdim. Rezerveleri kontrol ederdim. Sahne müdürü getirir. Sahne planını koyar önümüze. İşte burada şunlar, burada bunlar, burada şunlar, burada bunlar. Efendim saz odasında arkadaşlarla şöyle bir check-in yapardık ve sahneye çıkardım. Yani benim öyle 6 şarkı ezberleyip de bir sezon onlarla para kazanmak için değil, ben müzik yapmak için çalıştım hayatım boyunca. Gazino kültürünün devam etmesini ister miydiniz Ahmet Bey hali hazırda? Vallahi bugünkü çoraklığı gördüğüm zaman gazinonun bir müzikal olduğunu düşünmeye başladım artık. Konser salonlarından daha nezih mi geliyordu kıyaslarsak? Konser salonu özeldir. Konser salonu özeldir. Şimdi artık dönüşümleri kabul etmek lazım. Doğru. Yani illa eskiyi özleyerek, eskinin özlemini çekerek, yani nostaljiyi kalın harfleriyle sevmem ben. Zamana ayak uydurabilmelidir insan. Zamanı domine edebilmelidir insan. Geçmişte yaşayan insanın günü kaçırdığını düşünür. Geçmişte yaşayan insanın günü kaçırdığını düşünür. Onun için rahmetli Süleyman Demirel'in dediği gibi dün dündür, bugün bugündür. Bugünü düşünmek ve bugünün gereğini yerine getirmek lazım. Sevgilim benim sana. O müziğin dışında bir de Ahmet Özhan'ı filmlerde gördük. Evet. Çok güzel filmlerde karşımıza çıktı bu muhteşem ses. İlk film Temel Gürsu, Çocuğumu İstiyorum. Doğru hatırlıyorum değil mi? Doğrudur. Nasıl geçiş oldu sinemaya Ahmet Bey? O dünyanın her yerinde meşhur olan şarkıcıları sinemada, sinemada meşhur olan aktris ve aktörleri de sahnede görmek mümkündür. Amerika'dan, Avrupa'dan sayısız örneği vardır bunların. Evet. Bu Türkiye için de geçerlidir. Türkiye için de geçerlidir. Onun için ben sahnelerde böyle bir kıpırtı ortaya koyduğum zaman hemen sinema sektörü de bunu biz de bir eleman olarak kullanalım diye düşündü. Fotoromanlarla başlayan o dönemlerde 70'li yıllarda fotoromanlar vardı. Gazete eklerinde çıkan ve takip edilen fotoromanlarla başlayan, filmlerle devam eden, sonradan ilk televizyon dizileri. Yani Hacı Arif Bey, Alişle Zeynep,
Hafız Yusuf Efendi gibi ilk diziler onlardı. Benim başrolünü oynadığım. Sonradan da teklif eden diziler oldu. Ama benim müzikle olan mesaim çok ağır bastığı için onlara pek fazla vakit ayıramadım. Yo baba, su koy vermek yok. Sinemayı kullanmıyorum. Daha çok müzikle iç içe olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu tasavvufa yakın olmanızla mı kaynaklı? Yani tasavvufu filmler olsaydı tercih eder miydiniz? Düşünürdüm. Bakardım, ederdim. Şu anda bir şey söyleyemem onu. Yani teklifin kalitesine göre hareket etmek lazımdır. Evet. Teklif edilen şeyi realize edebilecek bir bütçe ve bir kadro var mı yok mu arkasında onlara bakmak lazımdır. İlle bir iş yapmak için yapılmaz. Tabii. Benim tasavvuf müziğinden olan ilişkim ve uğraşım benim için bir cihattı. Yani benim için çok ciddi, öneme haiz bir çalışmaydı, hayatımın çalışmasıydı. O yüzden popüler ve popülist işlerden ziyade o gerçek kültüre, gerçek manaya, varlığın gerçek tarifini ortaya koyan, o müzikle meşgul olmak ve onun uğraşını vermek, onun emeğini ortaya koymak bana her şeyden daha değerli ve kıymetli, önemli geldiği için sinema olsun, diğer uğraşlarım olsun, tasavvuf müziğini hepsinin önüne koydum ve onunla uzun yıllar uğraştım. Bir kez Allah dese aşk ile... Sizin çok büyük özelliğiniz zaten tasavvuf. Evet, uzun yıllar uğraştım. Evet. O benim sadece solo konserlerimle yani Japonya'dan Amerika'ya, Avustralya'dan Avrupa'ya olan yoğun konserlerimle değil, Kültür Bakanlığı'nda oluşan bir devlet topluluğuna kadar giden çok ciddi ve klasik bir uğraşıdır. Topluluğum, ben emekli olduğum hala devam ediyor. Efendim, benim de gerekli yerlerde, gerektiği şekilde popülerlikle, popülistlikle alakası olmayan bir şekilde çalışmalarım devam eder. Sizi aslında Fahri Elçi diyebiliriz. İnsanların kalbine dokunuyorsunuz çünkü. Şunu söyleyeyim. Aslında yaratılmış herkesin bu şekilde bir nosyonu vardır. Olmalıdır. Yani biz Allah'ın halifeleriyiz. Arzda halife yaratacağım diye Cenab-ı Hakk'ın işaret ettiği kişileriz. O yüzden hepimize Cenab-ı Hakk'ın esmasıyla vermiş olduğu yetenekle biz Allah'ı temsilen bu alemde fiiller ortaya koymaktayız. İnsanlar kabiliyetleri nelerdir? Bunlara dikkat etmelidir ve o kabiliyetin şer-i şerife uygun olmak kaydı şartıyla mutlaka insanlara hizmet olarak üretilmesi ve de orada sabit kadem olunması gerekir. İnsanın varlık sebebi budur. Doğru. Ben de müzikle iştigal eden bir kişi olarak tasavvuf müziğini Allah'a hizmet adına en önde, en doğru müzik olduğuna inanırım. Son nefesime kadar da inanacağım ve son nefesime kadar da bundan ilgili çalışmalarımı devam ettireceğim diye düşünüyorum. Sensin Hakk'ın Habibi. Babadan da kaynaklanıyor mu Ahmet Bey? Yani tasavvufla yakın olan ilginiz aileden, babadan da kaynaklı mı? Doğrudur, doğrudur tabii. Yani ben kafama tuğla düşüp de ben tasavvufa yaklaştım falan gibilerinden bir mesele içinde olmadım. Ben kendimi tam hatırlamadığım zamanlarda babamın kucağında sallana sallana ondan beraber okuduğum şeylerin ilahi olduğunu, bu işlerin içine girdiğim zaman baktım hafızamda bir şeyler var, onları bir kontrol ettim. Bir takım Yunus Emre ilahileriymiş. Ben Mevlana'yı, Yunus Emre'yi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, Hazreti Ali'yi ben hep babamdan öğrendim, babamdan duydum. Gönlüm onunla ısındı. Ama tabii hayatın içerisinde onların menbaalarını, kaynaklarını Cenab-ı Hak lütfedip önüme çıkardıkça da o değerlerin çok daha derinlemesine bir mana taşıdıklarını anladım. Onu da yaşamaya gayret ettim.
kabiliyetim olan musikiyle özdeş hale getirerek hizmete de gayret ettim. Tasavvuf musikisine de kaldınız. Bence çok da güzel oldu, çok da yakıştı size. Elhamdülillah. Ne güzel. Yani klasik Türk müziğini de bırakmış değilim. Değilsiniz, evet. Her zaman. Yani ben kendimi ifade etmem gerektiği zaman Türk müziği yorumcusuyum diyorum. Yani tasavvuf müziği de klasik Türk müziği de bir ayrım yapmam. Hatta folkloru da ayırmam. Folkloru da çok severim. Söylemeyi de çok severim ve ayıptır söylememesi beceririm de. Onun için ben Türk müziğinin bütün kültürel yapısını yorumlamakla kendimi görevlendirmiş olan bir insan. Ne mutlu ki gencecik yaşta hacı da oldunuz. Allah isteyenlere nasip etsin ki böyle gidemiyor. Evet, öyle vallahi yani hiç demek ki kader diye bir şey insana hiç beklemediği, hiç fark etmediği zamanlarda da bir takım şeyleri yaşatıyor. Evet, 29-30 yaşlarındaydım. Böyle bir tevafukla efendim zaten dini prensipleri yaşayan bir insandım. Evet. Yani çok çocukluğumdan beri yaşayan bir insandım. Bir takım fasılalarla olsa dahi ben ortaokulda falan 5 vakit namaz kıldığımı, lisede 5 vakit namaz kıldığımı gayet net biliyorum, hatırlıyorum. Bazen işte ihmal ettiklerimiz oluyordu falan filan ama 20'li yaşların ortalarına geldiğim zaman bu hayatın başka türlü olmaması lazım diye aslımıza rücu ettik ve çok ciddi olarak dini prensipleri ve yaşam biçimi olarak hayatımıza aktardık. O şekilde de bütün delikanlığım öyle geçti, bütün şöhret zamanım öyle geçti. O filmleri çevirirken ben aşağı yukarı o işlerin içerisinde bir insandım. Ne güzel, ne mutlu. Öyleydi. O dizileri çevirirken iki sahne arasında giden namazımı kılmaya gayret eden bir insandım. Müminlerin annesi Cenab-ı Ayşe Sıdık'a validemize, Efendimizin alemi cemale intikalinden sonra geliyorlar. Ya Emir el-Müminin, ey müminlerin annesi, affedersiniz, ey müminlerin annesi, bize Resulullah Efendimiz'den bahseder misin dediğinde, siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz demiş annemiz. Okuyoruz, işte onun canlısıydı demiş. Resulullah Efendimiz canlı Kur'an-ı Kerim olmak itibariyle onun yolundan giden, onun ahlakını ahlak edilmiş olan İslam velileri de birer canlı Kur'an misalidir. Karınca telaş ile gidiyormuş. Demişler nereye? Demiş ki İbrahim peygamberi Nemrut ateşe attı. Su taşımaya gidiyorum. Yahu senin sen ne, cismin ne, sen nasıl taşıyacaksın? Taşıyanların yolunda yürüyeceğim demiş. Ya. Bizim yaptığımız o Eda Hanım. Biz Allah dostlarının gittiği yolda yürümeye gayret ediyoruz. Tarafımızı belli etmeye çalışıyoruz da açıkçası. Bir şey becereceğimizden değil. Tarafımızı belli ediyoruz. Ne mutlu, Allah bozmasın. Bence çok da doğru, çok da güzel, çok da yakıştı. Onların peşinden gitmeye, onların gittiği yoldan gitmeye gayret ediyoruz. Düşe kalka. Bir noktaydım. Ey aşk! 17 yaşında ben Verem olmadıysam bir daha da evet. olmam. Evet. Yani ben o yaşlarda çok romantiktim. Çok romantiktim. Yani ben o 17, 10'lu yaşların sonunda 20'li yaşların başında Verem olmadıysam bir daha olmam. Zaten şimdi romantizm falan kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. O zaman da onlar. Şimdi hayatın realitesi ve sistemin realitesi fevkalade üstte olabildiğince akıllı, uslu, mantıklı olmaya gayret ediyoruz. Ne kadar? Olabildiği kadar. Güzel anılarınız var mı sahne alınırız? Mesela ne bileyim şarkıyı unuttuğunuz, sözlerini, güfteyi unuttuğunuz ya da farklı güftelerle söylediğiniz. Çok. Bazen de trak girer. Söylerken birdenbire kalırsın böyle. Far görmüş tavşan gibi. Bir kalırsın. Kaç kere oldu öyle? Kaldım. Millet de bakıyor. Hadi beraber söylemiyor muyduk? Hadi şimdi siz başlıyorsunuz. 3-4. Bayağı hatırlıyorum oradan ben de onları da. Bunlar sahnenin içerisinde profesyonellikte öyle. Affedersiniz ben şarkının sözünü unuttum deyip de madara olmanın alemi yok. Orada kafayı çözüştüreceksin. İşi toparlayacaksın. Ay ne güzel. Bu son olsun artık yeter. Opera okudu değil mi Ahmet Hasan?
Yani girmediğimiz boya kalmadı. Çok bambaşka bir Ahmet Özhan çıktı karşımıza. Öyle bir konsept vardı. Bir barok orkestrasıyla Handel parçalarının da olduğu bir proje teklif etmişlerdi bana. Yurt dışında olan. Ondan sonra kabul ettik. Arkadaşlarla beraber, yani benim zaten çalışma arkadaşlarımın da dahil olduğu bir projeydi. Almanya'da yaşayan, Münih'te yaşayan Mehmet Yeşilçay kardeşimin bir projesiydi. Efendim orada Handel'de okudum, evet. Ne güzel. Bir mezzosoprano ile beraber düet olarak Handel'de okudum. Kendi eserlerimizden de, Türk müziğinden, Saadettin Kaynak'tan da okudum. İlahilerden de okudum ama Handel'de okudum, evet. Peki Ahmet Bey nasıl bir eş, nasıl bir baba? İki evladınız var, Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Romantik midir? Despot baba mıdır? Sevecen midir? Despot değilim ya. Despot. Kuralları olan baba mıdır? Yani kurallar belli. Kurallara uyulmasını beklerim. Yani kurallar belli zaten. Yani ahlaklı olacaksın, dürüst olacaksın, görevini yerine getireceksin, saygılı olacaksın, sevgili olacaksın. Bunun olmasını beklerim. Artık bunu kalkıp da şuna böyle yapacaksın, buna böyle yapacaksın, onu sevmem. Öyle bir tarzım yoktur ama olmasını beklerim. Genel sohbetlerde, genel davranış biçimlerinde, genel konuşmalarda bunların zaten altı çizilir böyle durmadan. Çizildikten sonra bir daha bunu böyle yap demek de fuzulidir. Aklı olan insan, madem ki bunlar konuşuldu, madem ki bunlar beğenildi, o zaman bunların yapılması lazımdır diye yapılmasını beklerim. Yapılmadığı zaman üzülürüm. İlle yapacaksın diye kimsenin kafasına dikilmem yani. Filiz Hanım'a sormak lazım. Romantik midir acaba Ahmet Bey diye? Söyleyeceği hemen söyleyeyim ben. Hayır der. Hayır mı diyecek? Kalmadı romantiklik falan. Şeyimdir, realistimdir. Aynı zamanda Fenerbahçelisiniz. Evet, öyle bir derdim var. Sizi iki kat seviyorum. Öyle bir derdim var, evet. Ne olacak? Fenerbahçeli olmak gibi bir derdim var. Değil mi? Tatlı bir dert. Evet, tatlı bir dert ama güzel. Vazgeçemiyoruz. Vazgeçemeyiz, evet. Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Ne demek, aşk olsun. Ben teşekkür ederim. Sizinle söyleşi biraz yapmak gülüştük, çok güzeldi. Biraz gülüştük, hoş oldu, güzel oldu. Ben de birazcık eskilere gittim öyle. Dostları hatırladık. Eskiyi özlemek değil, dostları hatırlamak. Rahmet vesilesi oluyor. Yad etmek adına oluyor. Bunlarla beraber ben de teşekkür ediyorum size. Ne güzel, sağ olun. İyi ki gördük sizi. Çok güzel ağırladınız beni. Kuliste de çok iyi ağırladınız. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Başarılar diliyorum programınıza da. Sağ olun. Yine bekleriz, yine gelin. İnşallah. Çok teşekkürler. Eşinize sevgiler, selamlar. Aleyküm selam, Allah razı olsun. Efendim, programımızın sonuna geldik. Eda Özdemir'le Dünden Bugüne bitti. Haftaya yepyeni konuklarımızla, bakalım kimlerle, hangi sürprizlerle sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen, hoşça kalın. Şu beyaz saçın gibi